Herkese selamlar dostlar 29 Nisan 2022 Cuma iddia tahminleriyle Hepinize selamlar Toplamda 7 adet mücadele var Cuma'ya normalde bu kadar maç verilmez Ben baktım Euroleague'deki yarı final maçları da vardı 2 tane onları da aldım 5 tane futbol 2 basketbol Toplamda 7 tane sizlere hem ideal hem de yüksek oranlı 2-3 tane maçı da yüksek e, Skor tercih olarak sizlere önereceğim Değerlendirecek herkese şimdiden Bol şanslar Öncelikle bir raporla başlayalım Sizlere verdiğim Şampiyonlar Ligi kombinesi başarılı olmuştur. Ne dedik burada? Manchester City maçına ev sahibi 2 tane gol atar dedik. Başarılı oldu. Liverpool maçının skoruna kadar bildik. Ben bir gerek videoda söylediğim gerek yüksek oran grubunda verdim. Gerek yüksek misli grubunda zaten ben 4.5 altına bir yüksek misli oynayalım şekilde önerdim. Maç zaten tam beklediğim gibi 2-0 skorla bitti. İdeal iki günlük bir kombinemiz vardı sizlere önerdim. Kazandı. Gelen mesajlar var. 2500 lira basan var. 1000 lira basan var. Güzel bana oynayanlar var. Ben teşvik etmiyorum tabi. Kasanız size kalmış. Güzel şekilde kazandı. Değerlendiren herkese tekrardan tebrikler dili. Tebrik edelim. Yüksek misli de ne yaptık? Yüksek misli de 5'te 5 oldu. Yüksek misli de son maçım Liverpool maçıydı. Zaten videoda anlattım. Açıklama olarak da zaten tek maç olarak yazdım altına. Altta gördüğünüz üzere bakın 2-0 bekliyorum maçta olarak belirttim. Zaten yüksek misli grubuna da şöyle önerdim. 2-3 gol önerdim. 1.94 oranı vardı. Maç skoru da beklentim 2-0 diyerekten önerdim. O yönde değerlendirenler de vardı. Yüksek misli seviyesinde zaten amacımız e, garanti gördüğümüz maçlara en azından gelme ihtimali ve hissettiğimiz yüksek olan maçlara yüksek adım aldım. Burada kaç TL nesi neden oynayan bir adam 1000 liraya 1440 1470 lira para aldı 1.47 gibi orandan. Tabii Avrupa'dan oynayanlar var. Avrupa'dan takipçilerimiz var. Hepsine selam olsun. Buradan 4.5-6-1 de yüksek misilen aldık. Devam ettik. Maçlara geçelim isterseniz. Cuma olmasından dolayı biraz daha temkinli olabiliriz. Fakat sizlerden ricam şöyle bir ricam olacak. Videoyu aynı şekilde like atmanızdır. Like'larınızdan dolayı teşekkürler. Artık 300 like gelirse sevinirim. 7 maçım var. 7 maçımı hızlı bir şekilde anlatacağım sizlere. Şalke-Sandoğan mücadelesi. Sandoğan seni biz geçen hafta değerlendirdik. Nürnberg'le oynadı maçı değerlendirdik. Ben biraz da takip etme şansım vardı izledim. Attı Sandoğlu sen yakaladı e kadar 1 oldu. Nürnberg öne geçti. 2-2 oldu sonradan. 3-2 4-2 dersen deplasmanda 4-2 Nürnberg'i yendi. Şalke de son hafta Werder Bremen'e karşı kendi evinde mağlup oldu. Maçı biraz izledim. Ya yani Werder Bremen ilk başlarda özellikle Geldiğini attı gibi bir olay oldu. Ki Werder Bremen zaten daha kaliteli bir takım olduğunu sonra attık da söyleyebilirim. Oyun olarak da, da bu ortada. Schalke burada galibiyeti oynayacak çünkü puan durumu açısından baktığımız zaman da ikinci olarak direkt çıkıyor. Arkada Damsard'ın maçı var. O zayıf bir rakiple oynayacak. Kümedeki rakiple oynayacak. O muhtemelen kazanacaktır. Schalke'nin burada galibiyeti bence benim için normal olacaktır. Sanlu sen de biraz daha rahatladı puan açısından. Son haftalardaki aldığı puandan dolayı. Şunu ben kendim deneyimledim. Hala bir şeyler deneyimliyoruz iddiada. Bundesliga'da 2'de galibiyete gitmekten ziyade Galibiyete gideceğin takımın 2 golünü almak her zaman daha mantıklı geliyor. Çünkü golü geçiyor. Genellikle 1-0 biten maç çok nadir oluyor. Nadir tabii şimdi dedim diye bu maçta 1-0 biter ya. Öyle de bir inat vardır. Şans vardır. Ben burada Schalke'nin atacağı 2 golü düşünüyorum. bülterleylerde ileride ile birlikte 4-4-2 oynayan bir Schalke takımı var. Güzel tempolu bir maç olabilir. Temposuz da olabilir. Fakat Schalke bu maçta ne yapıp ne edip kazanmak zorunda olduğunu belirteyim. Deplasman 1.5 üstün oranı 1.52 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu şanslar. Werder Bremen ile Hoşten Kel mücadelesi. Bu maçın Werder Bremen'in taraf oranı 1.17 mi 1.19 mu ne oranı var. Taraf oranını geçtim. Normal Werder Bremen'in kazanması lazım. İyi top oynuyor. Birinci olarak ilerliyor. Arkasındaki takımların puanı yakın birbirine. Şunu söyleyeceğim sizlere. Bu maçın 2.5 üstün oranı 1.21. Bakın. 2.5 buçuk üstünün oranı 1.21. 21. Ben burada terse gideceğim. Nasıl terse gideceğim? Şimdi Werder Bremen zaten oyun olarak rahat mı? Rahat. Hoştan kelim bir iddiası var mı? Yok. Orta sıralarda 11-12 takılıyor o sıralarda. Herhangi bir iddiası yok. Werder Bremen bu maçı kazanır. Okey. Ama ben burada nasıl kazanır? Aldığım oran 1.73. Ben Werder Bremen'in kazanmasını bekliyorum. Fakat 4.5 altında bir yaparsanız 1 yaparsanız 1.19'dan alacağınız maçı 1.73'ten alırsınız. Bu da şu sebeple öneriyorum. Holstein kelim bir iddiası yok. Çok erken dakikalarda atmazsa Werder Bremen 2-0'dan sonra veya 2-0'dan sonra tabi ben beklentim yönümü o yönde. 2-0'dan sonra yavaştan bir aktif dinlenme yapabilir sağ içinde. O yüzden kolay kolay bir maçta da 5 gol çıkmaz. Bu maçın 2.5 üstüne ne kadar 1-20 olsa da ben bu mücadelenin patlama gözüyle değil de yani 4.5 altında bir yaparsanız 1.73 orandan çok daha cazip olur. O yüzden bu yönde bir değerlendirmem var. Bol şanslar. Fenerbahçe Gaziantep mücadelesi. Bu maçın skoruna kadar tercih yapacağım sizlere. Sizlerden bu maçın skorunu isterseniz yazabilirsiniz. Ödüllü yarışma yok. İsteyenler yazabilir. Düşüncelerini yazabilir. Fenerbahçe maçı hakkında. Fenerbahçe'nin arkasında hemen bir Konya Spor takibi var. Burada zaten zayıf bir rakiple oynayacak. En azından deplasmanda kötü oynayan bir Gaziantep takımı var. Kendi evinde bir o kadar iyi. Geçen hafta berabere kaldı Göztepe yle. Maçı izlediyseniz 90 artı At, at at bilerek katılmayan bir penaltı var. Ya saygı saygı göstereceğim diye tüm iddiacılar yatırdılar. Ben de o maçta yüksek orandan 1 ve 2,5 üste kadar sizlere önermiştim. KG varına önermiştim zaten. 1 ve 2,5 üst madem öyle 2.38 orandan alalım demiştim. 1-1 bitti. Ya burada Fenerbahçe galip gelir. Fakat Fenerbahçe'de bazı eksikler var. Kim Bici ile Atilla Zalay bu maçta olmayacak. Şöyle bakayım. Pelkas'ın bu maçta olmayacak. O da bir sakatlandı zaten. Mesut Ozan zaten yok. Deplasmanda Gaziantep'te Kolkır sakat. Önemli bir eksiklik. Börven sakat. Önemli bir eksiklik. Recep Niyaz da kart cezalısı. Fenerbahçe'nin burada atacağı iki gol bence en ideal tercihtir. Fakat oran pek açmamışlar. Ben yine öneririm. 1.30 bandında bir oranı var. Fenerbahçe ev sahibi 1.5 üstü oranı 1.30. Bunu geçtim. Bu en ideal olarak önereyim sizlere. Yüksek orandan biraz daha ben maçın beklentisi 3-0'lık bir skor beklentim var. Direkt skor beklentimi söyleyeyim. Handikap 1'in oranı ise 1.82. İki farklı Fenerbahçe galibiyeti daha biraz daha yüksek orandan alınabilir. Çünkü benim skor beklentimi de söyleyeyim zaten. 3-0'lık bir beklentim var. Eğer 3-0'lık skor sistem ekliyorsanız ben notlarımı aldım. 7.29'da 3-0'lık oranı var. Değerlendirecekler önerimdir. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Giresun adına demir. Bu maç hem ideal hem yüksek oranım var. Aynı şekilde Fenerbahçe yaptığım gibi. Çok gol bir maç beklemiyorum. Onu belirteyim. Hatta 0-0 bile bitme ihtimali olan bir maç. Öyle bir maç bekliyorum. İlk yarısında şimdi Balotelli bu maçta o yok zaten. Onu belirteyim. Adana Demir iyi oynuyor. Bir iddiası var mı? Var. Şöyle anlatacağım. Puan durumu üzerinden anlatayım. Adana Demir 5. 4. olma şansı var mı? Pek yok. Fakat şöyle bir olay var. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nı alırsa burada 5. Avrupa'ya gidiyor. Böyle bir olay var. O yüzden Adana Demir'in burada arkasında Alanya ve Beşiktaş gibi takımlar da takibindeyken Antalya da takibinde bu maçta kazanma ihtimali var. Ama benim en idealim burada 1.32'lik bir oranı var. Dur şu tekrar bakayım. 1.31 mi? 1.32 mi ne oranı var? İlk geri 1.5 6. Bakın 1.31 mi ne oranı var? en idealimdir. Böyle 3 tane bir 30'luk maçı yan yana koyarsanız ideal bir kupon çıkar. İlk yarı bir buçuk altı en idealindir. Yüksek oranla da bir adına Demirspor galibiyeti gidebilir. Maç sonu 2. 2 16'lık bir oranı var. Eksik var mı? Balotelli yok, Berhanda yok, Stamboli yok. Bunlar önemli eksiklerimiz. Giresun'da eksik yok. Fakat biraz daha toparlanma adısına 2 haftadır kötü oynayan, kötü oynayan demeyeyim de yani o istediği oyunu ortaya koyamayan bir Adana Demirspor var. Son maçında da Trabzon'a mağlup oldu. Vizkay verilen penaltı komedi. Maç sonu 2'de 2-16'dan bence bir değerlendirme altına alınabilir bu maçta. Geçtim. Paris ile Strasbourg mücadelesi. Paris şampiyon oldu. Bu maçta rotasyon yapabilir mi? Ya tabi yap yapabilir tabii ki. Ama kesin yapacak diye bir şey yok. Çünkü şu aklına geldi. Geçen Fulham mesela şampiyon oldu. Premier Lig'e çıktı. Kadrosun hala rotasyona gitmedi. Şampiyon olduktan sonraki iki maç sonra bile. Sadece Kebano'nun bir rotasyonu vardı mesela. İlla rotasyon yapacak diye bir şey yok. Fakat iddiası olan bir Strasbourg takımı var. Eğer burada oran olsaydı ev sahibinin bir golü alınabilirdi. Mecbur o alamadık çünkü oran çok düşük. KG varın oranı bile düşük. 1.42 gibi oranı var. Ben buradan idealden her iki takımın atacağı golleri değerlendireceğim. KG var olaraktan da. Maç skor beklentimde 1 bir bir skor olduğundan dolayı bir maç sonu sıfırında 3 da orandan sistem kuponlarına dahil edilmesini eğer 1-1 bir skor alacaksanız da 5 5.18'likte bir oranı var. Bu maçın da Fenerbahçe maçıyla skorunu önermiş olayım sizlere. Geçiyorum. Kısa geçilecek bir maç bence bu zaten. Bayern Münih Barcelona mücadelesi. Seride 2-1 Barcelona'nın önünde. Bayern Münih bu maçı kaybederse Final Four iddiası bitiyor. Eleniyor kısacası. Bayern Münih bu maçta kaybeder mi? Kaybedebilir. Barcelona daha iyi bir takım. Lider bitirdi. Barcelona, Bayern Münih 8. bitirdi Euroleague sıralamasında. Fakat iyi bir oyun ortaya koyuyor. İyi bir direnç gösteriyor. Özellikle bu maçta iyi bir direnç göstermesini bekliyorum. İdealden 1-40 gibi oranı var. Bayern Münih 10 fark yemez. Önerim bu yönde. Handikabı Bayern Münih tarafına alın. Barcelona galip gelebilir fakat Bayern Münih burada son şansı bir direnç göstermek için isteyecektir illa O yüzden Bayern Münih burada 10 fark yemezin oranı idealden 1-40 oranı var. Önerce değerlendirecekler ama o şanslar. Monaco Olympiakos mücadelesi yine aynı şekilde seride 2-1 Olympiakos önünde. Monaco son maçta 87-83 mağlup oldu. İyi de oynadı. Maçın yıldızı Parisliydi. Çok güzel üçlükler attı. Yıldızlaştı maçta. Dediğim gibi zaten Monaco'yu genel olarak baktığımız zaman da dış atışlardan yüzdeli bir takım. Aldığı maçlarında 80'in üzerine çıkıyor genellikle sayıda. Bu maçta da ben Monaco'nun direnmesini bekliyorum. Dış atışlar olsun, bir şeyler olsun. Biz bize imza atabilir. Burada kendi evinde zaten favori 1.52 gibi orandan. Ev sahibi 77 500. Yani Monaco'nun atacağı 80, 78 sayı 1.44 gibi oranı var. İdealdir Değerlendirecekler. Bol şanslar. Toplamda 7 tane maç anlattım. İdeal kombini henüz oluşturmadım. Katıl Telegram grubunda oluşturacağım kombineyi. Youtube'da henüz daha oluşturmadım. Yarın çünkü son haberlere bakacağım. Cuma'dan dolayı. Cuma olmasından dolayı. İdealdir. 7 maçın bu şekilde değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.